Sevgili çocuklar, bugün size elinizdeki malzemeleri kullanarak müzik aleti yapmayı öğreteceğim. Ne mi? İşte bakın. İçine ne koyacağız? Bunu nasıl yapacağız? Hemen göstereceğim. Öncelikle gereken malzemeler. Tuvalet kağıdı ruloları, meşrubat kutuları ve bir dergi. İşte böyle artık ben ambalaj, şöyle iki tane karton, zımba, makas, yapıştırıcı. İçine ne mi koyacağız? Bakliyat çeşitleri. Bakliyat nedir biliyor musunuz? Mercimek, fasulye, nohut, hatta bulgur, efendime söyleyeyim, bu tür taneli bütün yiyeceklere bakliyat denir. Ve inanılmaz güzel ses çıkartır. Bakın burada bile. Hadi yapalım. Öncelikle size bir tuvalet rulosundan nasıl bir marakas yapıldığını öğretmek istiyorum. İşte zımbamızı alıyoruz. Bir ucunu böyle bakın eşit şöyle birbirine kapatıyoruz ve bunu güzelce zımbalıyoruz. Sımsıkı. Dikkat edin, elinizi zımbalamayın. Çok basit. Zımbaladık. Şimdi bunun içi açık. Bunun içine bakliyatımızı koyalım. Ben bugün iri taneli bir bulgur kullanıyorum. Şimdi hani bunu böyle yapmıştık ya, bunu da bu gördüğünüz yönün tam tersini işte böyle, yani burada bir üçgen meydana gelecek şekilde yapıyoruz. Ve yine bunu de yapmalıyım ama neyse. Gördüğünüz gibi burayı da zımbaladım. Ama ben bunu tabii böyle bakın. Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Sesi çok güzel çünkü malzemesi çok güzel. Ama ben bunu istiyorum ki işte böyle gördüğünüz gibi süslü püslü bir şey yapayım. Ne yaparım? İşte böyle bir dergiden, herhangi bir dergiden, beğendiğiniz, sevdiğiniz bir derginin içinden sevdiğiniz güzel objeleri, güzel resimleri kesin. İşte böyle. Mesela burada bir araba resmi var. Niye yapıştırmayalım? Bence o çok güzel olur. Hadi. Hemen yapıştıralım. Bunu normal kağıt yapıştırıcıyla da yapıştırabilirsiniz. Ben bugün elimde bu olduğu için bunu kullanıyorum. İşte tuvalet kağıdı rulosundan bir adet marakas. Beğendiniz mi? Şimdi de aynı şeyi gelin bu meşrubat kutularıyla yapalım. Şimdi meşrubat kutularının ağzı açık oluyor biliyorsunuz. Bunu kapatmak için bir karton kesmemiz gerek. Şimdi hemen onu da keselim. Ne yapıyoruz? Şimdi koyuyoruz böyle ağzını ve şimdi çizelim bakalım. Bir tane de buraya yapalım. Fakat keserken azıcık bunu içinden keseceğiz. Yani tam böyle dairenin bir tık içinden. Neden? Çünkü içine yerleştireceğiz. Bu bir çay ambalajıydı. Anneme dedim ki bunun kutusunu atma, bana ver. Bu bana lazım. İşte bunu böyle bu amaçla kullanıyorum. Ölçelim mi? Bu ambalajın işte üstüne kapatacağız bunu ki salladığımız zaman gayet sıkı tutsun.
Şimdi bunun içine yine bakliyatımızı koyalım. Bakalım ses nasıl çıkacak. Bu arada bunun ağzını yapıştırmak için ben silikon tabancası kullanacağım. Sağlam yapışsın. Tabancamız ısınıncaya kadar bizim hani burada kestiğimiz gazetelerden kestiğimiz malzemeler vardı ya. İşte onları yerleştirelim. Bakalım. Kağıtlarla süsleyelim. Burada ne varmış? Oo, çok güzel bir kız çocuğu, bebek var burada. O bebekle süsleyelim bak. Ne güzel, şahane. Devam. Bir bebek daha gördüm. Onu da koyalım. Sesini biraz değiştirsin. Güzel. Şimdi ağzını yapıştıralım mı? Bunu kullanırken çok dikkat edin çocuklar. Annenizle beraber veya babanızla beraber yapıştırın. Çünkü bu çok tehlikeli. Isındığında çok dikkatli olmanız ve dikkatli kullanmanız gereken bir malzeme bu. Şimdi bakın gösteriyorum. Yalnız asla kullanmayın. Çok ama çok tehlikeli. Şimdi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi. Ne söyleyelim? Mini mini bir kuş donmuştu, pencereme konmuştu. Mini mini bir kuş donmuştu. Ama artık şimdi siz bunları dinlemiyorsunuz ki. Vallahi siz Miley Cyrus dinliyorsunuz, One Direction dinliyorsunuz, Selena Gomez dinliyorsunuz. O kadar çok şey dinliyorsunuz ki benim size yetişmeme imkan yok. Nasıl ama?